Merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım. Merhabalar. Şimdi yine beraberiz ekip olarak. Şimdi arkadaşlar 60 branşta 2020 yaz atamasında ataması olacak branş var. Yani bu 60 branştan atama olacak ama bir de benim dikkatimi çeken yani bu ataması olacak branşların dışında son 5 atamada daha önceki atamalarda atama yapılmış branşlar var. 40 tane branş tespit ettim ben bu anlamda. Bu arkadaşlarımızı da burada anmadan bitiremeyecektim ben bu seriyi. Yani atamasına göre, atama sayısına göre branşlar video serimizin dördüncüsüyle beraberiz. Şimdi arkadaşlar, bu branşlar gördüğünüz üzere zaten yine meslek branşları. Hemen bunların hepsini teker teker sayıp daha sonra da videomuzu sonlandırmak istiyorum. Yine bu arkadaşlarımıza inşallah Allah yardımcınız olsun. İnşallah atama sayılarınız çok 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 artar. Hani gönülden diliyoruz bunu eşimle İnşallah. beraber. Hemen başlıyorum. 40 tane branş var arkadaşlar burada. Her bir sütunda 10'ar tane branş olmak üzere. Yani bu branşların her birisinden bundan önceki 4 atamada yani 2020 yaz atamasını saymazsak 4 atamada atama olmuş. Yani herhangi birinde yani. Bazısında 4'ünde de olmuş, bazısında bir tanesinde olmuş. Ama mutlaka olmuş. Başlıyorum arkadaşlar. İlk 60 branşımızda zaten yaz atamasında atama vardı. 61. sırada bu 2020 yaz atamasında atama yok. Yine dediğim gibi zaten. 2020'nin ilk atamasında 8 kişi atanmış, 2019'da 5 kişi ve 2018'de 4 ve 5 toplam 9 kişi atanmış. Gemi makineleri branşı 2020 yaz atamasında atama yok. 2020'nin ilk atamasında 1 kişi atanmış, 2019'da 1 kişi atanmış, 2018'de 6 kişi atanmış, 3-3. El sanatları branşı 63. sırada, 2020 yaz atamasında atama yok. 2020'nin ilk atamasında 2 kişi alınmış, 2019'da 1 kişi alınmış ve 2018'de 5-5 toplam 10 kişi alınmış. Nakış branşı 64. sırada, 2020 yaz atamasında atama yok. 2020'nin ilk atamasında 1 kişi alınmış, 2019'da 15 kişi ve 2018'de 5-8 toplam 13 kişi alınmış. 65. sırada gıda teknolojisi branşı var. 2020 yaz atamasında alım yok. İlk atamada 1 kişi, 2019'da 1 kişi ve 2018'de 3-1 toplam 4 kişi alınmış. Yani bu branşlarda arkadaşlar biz geçen videomuzda da söylemiştik. Yani şu anda mahalli liselere çok fazla bir yoğunluk olduğu için meslek liselerinde ister istemez bir düşüş yaşandı. Ama gelecek zamanda Evet, ben genel bunun olarak sıkıntı bu dengeleneceğini zaten. düşünüyorum. Yani biz dengeleneceğini düşünüyoruz açıkçası. Gitgide bu branşlarda da az çok alımlar artacaktır diye düşünüyoruz açıkçası. İnşallah yani ya bazı branşlardan çok özel branşlar hani daha az okul olan branşlar ama inşallah hani verilen kadro artar arkadaşlar İnşallah. umuyoruz umudumuz bir yönde. 66. sırada fotoğrafçılık branşı var. Yine dediğim gibi son atamada atama yok. 2020'nin ilk atamasında 2 kişi, 2019'da 1 kişi ve 2018'de de 2-5 toplam 7 kişi alınmış. 67. sırada kadastro hukuk branşı var. Kadastronun bir branşı daha vardı. Kadastro hukuk branşı 2020 yaz atamasında yine ataması olmayan bir branş. İlk atamada 1 kişi, 2019'da 1 kişi ve 2018'de de 4 kişilik bir alımı olmuş. Geldik 68. sıraya yapı tasarım branşı yani inşaat branşının bir alt branşı oluyor bu yapı tasarımı. 2020 yaz atamasında ataması yok. İlk atamada 1 kişi, 2019'da 30 kişi almış bu branş. Yani bir sürpriz, bir hani büyük bir alım yapmış. Ve 2018'de de 3-2 toplam 5 kişi almış. Kuyumculuk branşı yaz atamasında ataması yok ama 2020'nin ilk atamasında 3 kişi almış. 2019'da 2 kişi ve 2018'de maalesef kimseyi almamış. Maden teknolojisi branşı yaz atamasında ataması yok. 2020'nin ilk atamasında 2 kişi almış. Geçen yıl 6 kişi ve 2018'de 2-2 toplam 4 kişi almış. 71. sırada yani ikinci sütunumuzda makine ve kalıp branşımız var. Dediğim gibi yaz atamasında ataması yok. İlk atamada 2020'de 1 kişi, 2019'da 6 kişi ve 2018'de 7-7 toplam 14 kişiyi almış. Yani dediğim gibi arkadaşlar hani sizi de göz ardı etmek istemedim açıkçası. Hani sizi de unutmadığımı da bilin istedim. Yani unutmadığımızı da bilin istedim.
Hani biz de öğretmeniz. Yani hepinizin atanmasını çok istiyoruz. O yüzden hani bu branşları da saymak istedik açıkçası. Devam ediyorum. 72. sırada matbaa branşımız var. 2020 yaz atamasında ataması yok. İlk atamasında bir kişi, geçen sene iki kişi ve 2018'de kimse atanamamış. Yani kimse alınmamış. 73. sırada muhasebe branşı var. Yaz atamasında ataması yok. İlk atamada 2020'de 4 kişi, geçen yıl 6 kişi ve 2018'de 18 kişi alınmış. Yani gitgide düşüş anlamında seyreden bir grafik var. 74. sırada psikoloji branşı var. Psikoloji branşı yaz atamasında ataması yok. İlk atamada 2 kişi almış, geçen yıl 1 kişi almış ve 2018'de de 2-0 toplam 2 kişi almış. Raylı sistemler branşının alt dalı elektrik elektroniği. Raylı sistemler elektrik elektroniği yani. Yaz atamasında ataması yok. 2020'nin ilk atamasında 2 kişi almış. Geçen yıl 1 kişi almış. 2018'de de toplam 5, 1, 6 kişi almış. Raylı sistemlerin mekatroniği bu sefer. Yine yaz atamasında ataması yok. Ama 2020'nin ilk atamasında 1 kişi. Geçen yıl 1 kişi ve 2018'de yine kimseyi almamış. Yani raylı sistemlerin elektrik elektroniği daha iyi gözüküyor. 77. sırada bahçe ve tarla bitkileri branşımız var. Yaz atamasında ataması yok. İlk atamada 2 kişi almış. Geçen yıl 1 kişi ve 2018'de toplam 4 kişi almış. 78. sırada tasarım teknolojisi var. 2020 yaz atamasında 0 kişi. İlk atamasında 4 kişi, geçen yıl 4 kişi ve 2018'de de 4 kişi almak üzere her yıl son 3 yılda da 4'er kişi alan bir branşımız olmuş. 79. sırada yaşayan diller, bu sefer Kürtçe Kırmançı branşı. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız bu yaşayan diller Kürtçe Zazaca branşı 60. sıradaki branşımızdı. Yani bu yıl da alım yapmıştı. Yaz atamasında da alım yapmıştı yani. Ama Kırmançı dalı yaz atamasında alımı yok ama ilk atamada almış bir kişi. Geçen yıl kimseyi almamış ve 2018'de 4 kişi almış. 80. sırada eğlence hizmetleri dalı. Bu yıl hiç alım yapmamış yaz ataması ya da ilk atamada. Geçen yıl bir kişi almış ve 2018'de de yine kimseyi almamış. Bundan sonraki branşlar artık hani 80. sıradaki ve alttaki 20 branş artık hani bu sene iki atamada da hiç kimseyi almayan dallar. Gemi inşa dalı bu sene kimseyi almamış. Geçen yıl 2 kişi ve önceki yıl 2018'de 1 kişiyi almış. Yat inşa dalı bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 1 kişiyi almış ve 2018'de toplam 1 kişi almış. Güzellik ve saç bakım dalı bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 6 kişi ve 2018'de 2 kişi almış toplamda. Makine teknolojisinin makine model dalı bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 1 kişi ve 2018'de de kimseyi almamış yine. Makine teknolojisinin makine ressamlığı dalı. Arkadaşım da buradan mezun. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl yine 1 kişi. Önceki yıl yine kimseyi almamış. Plastik teknolojisi dalı 86. sırada. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 1 kişi ve 2018'de 4 kişi almış. Raylı sistemlerin bu sefer inşaatı. Az önce şurada elektrik elektroniğini, mekatroniğini görmüştük. Bu inşaatı ise daha da az alım yapan bir branş. Bu yıl hiç kimseyi almamış. Geçen yıl 1 kişi ve 2018'de toplam 2 kişiyi almış. Raylı sistemlerin makine dalı. Bu da raylı sistemlerle alakalı 4. dal oluyor. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 4 kişi. Önceki yıl yani 2018'de toplam 5 kişi. 89. sırada sağlık bilgisi dalı. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 2 kişi ve 2018'de kimseyi almamış. 90. sırada sanat tarihi dalı. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 1 kişi, 2018'de yine kimseyi almamış. Ve son 10 dalımız yine bu sene hiç alım yapmayan sanat tasarımının dekoratif sanatlar dalı. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 2 kişi, 2018'de de 2 kişi. 92. sırada iç mekan dekorasyon dalı bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 4 ve 2018'de 1 kişiyi almış. Plastik sanatlar da branşının bu yıl yine alımı yok. Geçen yıl 3 kişi, 2018'de kimseyi almamış. Seramik ve cam teknolojisi dalı bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 2 kişi almış. 2018'de kimseyi almamış. Geldik tekstille alakalı dallara. 95. sırada tekstil teknolojisinin tekstil dalı var. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl 1 kişi ve önceki yıl 3 kişiyi almış. Bu tip bir meslek lisesinde de çalışmıştım.
Çocuklara aslında çok fazla iş imkanı sunan bir lise. Yani meslek liselerinin aslında çoğu öyle. Geldik 96. sırada tekstil terbiye dalı, tekstil teknolojisinin yine alt dalı. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl bir kişi, önceki yıl toplam 4 kişi almış. 97. sırada yine tekstil teknolojisinin dalının trikotaj alt branşı. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl bir kişi ve 2018'de iki kişi. Geldik artık 98 ve 99 ve 100. Artık hani son 2 yılda kimseyi almayan branşlar. Tarım teknolojisinin tarım makine dalı. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl kimseyi almamış. En son 2018'de 3 kişiyi almış. Geldik 99'a. Bahçe peyzaj branşı. Bu yıl kimseyi almamış. Geçen yıl kimseyi almamış. Önceki yıl 2018'de 1 kişi almış. Ve pazarlama perakende dalı da gözüme çarpan bir branştı. Son 3 yılda da alım olmayan bir branş. Bu şekilde arkadaşlar, hani unuttuğumuz, gözümüzden kaçan bazı dallar yine olmuş olabilir. Yani ben gözümden kaçan olmamasına dikkat ettim özellikle. İnşallah hani olmamıştır. Olan da varsa artık hani Allah yardımcısı olsun. Hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. İnşallah hepinizin atamaları artar arkadaşlar. Meslek liseleri çok önemli. Hepimiz önemsiyoruz. İnşallah hani dediğim gibi atamaları, alımları, daha önemlileri artacağını umuyorum. Görüşmek üzere. Hayırlısıyla Allah yardımcınız Size de olsun. atanmayı nasip etsin diyoruz Amin. artık. Amin. Yolumuz açık olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi Görüşmek akşamlar. üzere, iyi akşamlar.